TV264 ekranlarından herkese günaydın. Sabah kahvesi programı ile ben Aziz Güvener ve Eren Kaytan Bey ile birlikte sizlerin karşınızdayız. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk abi, iyi yayınlar. Şimdiden bugünün ayrı bir önemi var. Bugün 15 Temmuz darbe girişimin 4. yılı. Hain darbe girişiminin 4. yılında şehitlerimize, Allah'tan rahmet gazilerimize, minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Kısa bir videomuz var, belgeselimiz var. Onu izleyeceğiz. Daha sonra tekrar buradayız. Tarih 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Günlerden Cuma'ydı. Ülkemiz hain bir saldırıya maruz kaldı. Türkiye'nin temellerini çökertmek isteyen hain terör örgütü darbe yapmaya teşebbüs etti. Devletin içinde yıllarca örgütlenen bu sinsi terör örgütü uğruna nice canlar verdiğimiz vatanımızın özgürlüğüne kastetti. Asker üniformasına bürünen hainler, kışlalarından tankları, topları ve uçaklarıyla kendi ülkelerini işgal etmek üzere harekete geçmişti. Şanlı Mehmetçiğin kisvesine bürünen hainler, şehit kanlarıyla yıkanan bu ülkeyi işgale yeltendi. Köprüler kapatıldı, TRT ele geçirildi, suikast planları devreye sokuldu. Hainlerin bindiği tankların ve uçakların namluları milletin üzerine çevrildi. Hiçbir gücün kendilerini engelleyemeyeceğine inanan bu gözü dönmüş katil sürüsü bir şeyi hesap edemedi. Asil Türk halkının dirayetini, vatanı için neler yapabileceğini. Ülkenin dört bir yanında insanlar, iradelerine ve özgürlüklerine sahip çıkmak için sokaklara indi. Hainler durmadı, kan döktü, öldürmekten çekinmedi. Herkesin umutsuzluğa düştüğü o karanlık saatlerde bir lider milletinin başında ölüme yürüyeceğini haykırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyonlara çıkarak milleti meydanlarda, havalimanlarında toplanmaya davet etti. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bu ses devletine, milletine, vatanına sadakatle bağlı sinelerde hemen yankı buldu. Mesajı gayet açıktı. Ben bugüne kadar halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım. Ülkenin her bir köşesinde demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan insanlar, ülkelerini müdafaa etmek için canlarını ortaya koydular. Sakaryalılar demokrasiye, vatana, bayrağa, ezana ve milletin bütünlüğüne sahip çıkmak için meydanlara akın etti. Önce kent meydanında toplanıldı. Arkadaşlar, o otobüslerle valiliğe gitsinler. Ardından direniş şehrin dört bir köşesine yayıldı. Herkes sokaklardaydı. Minarelerden okunan ezanlar iman dolu bir göğüsle birleşti ve meydanlarda destansı bir direnişe dönüştü. O gece kent meydanında 100.000 kişi bir araya geldi. Dualar ettik, yeminler ettik. Darbecilere geçit vermeyeceğiz. Sonu ölüm de olsa bu yoldan dönüş yok dedik. Sakarya Valiliği darbeci hainler tarafından işgal edilince hep beraber valiliğe akın ettik.
14 gazimiz ve binlerce Sakaryalı göğüslerini kurşunlara kahramanca siper ederek valiliği kurtardılar. Darbecilerin askeri araçları kullanmalarına izin vermediler. Sakarya darbeci hainlere karşı direndi, asla teslim olmama kararlılığı gösterdi. Milletimiz o gece demokrasi seferberliği ilan etti. 17 Ağustos depreminde yerle bir olan, çokça acının üstesinden gelen Sakaryalılar, bu kez de tarihin en kanlı darbesini çıplak elleriyle durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine bir ay boyunca çoluk çocuk, yaşlı genç demeden binlerce Sakaryalı demokrasi meydanında sabahladı. İhanet onların, meydanlar bizim oldu. Meydanlar evimiz oldu. İnançları, vatanı, bayrağı için tereddüt etmeden canını ortaya koyan bu halk, tarihe adını yazdıracak muhteşem bir zaferin kahramanı oldu. Milletimiz 15 Temmuz'da bir destan yazdı. Bağımsızlığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdı. Bu cennet vatanda tarihi bizden başkası yazamaz dedi. Tüm teröristlere ve hain planlara karşı milletin mesajı açıktı. Ebediyen sana yok, ırkına yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü. 4 yıl önce bugün Fethullahçı terör örgütü tarafından bir darbe girişimi meydana geldi ve o darbe girişiminde aziz milletimiz mücadele ederek şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Onları bir kez daha minnetle anıyoruz. Evet Erhan. Evet, ben de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Bayramı'nı enişten dileklerimi kutluyorum. 251 şehit olan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, 2196 gazimize de minnetimizi buradan iletiyoruz. Gerçekten de zor bir zamandı. Sanki dün gibi akıllarda hala güçlü bir dirayetle, güçlü bir duruşla bu hain girişimin üstesinden gelebilmiştik. Bir kez daha hani şükran ve minnetlerimizi sunalım bu ekranlardan. Hatırlatmak gerekirse bu akşam Demokrasi Meydanı'nda etkinlikler düzenlenecek. Saat 19'da başlayacak etkinlikler bu ekranlardan canlı olarak yayınlanacak. Onu da altını çizelim. Aynı zamanda gazeteciler soruyor. Program adı altında bilmiyorum ama özellikle bir canlı yayın programımız olacak. Yine gazeteciler soruyor programındaki isimlerle birlikte 15 Temmuz'a özel. Bunu da ekranlar başındaki izleyenlerimize hatırlatalım. Evet, dün programımızın sonuna doğru bir iddia ile ilgili konuyu gündeme getirmiştik. MÜSİAD'ın verdiği yemekle alakalı dün Abdullah Uzun tarafından, araştırmacı, gazeteci tarafından Hadi Özışık'ın yayınında dile getirdiği bir iddia vardı. Bu iddia neydi? Bu iddia o yemeğin fotoğrafının servis edilmesiydi. O görüntüleri arkadaşlar sesli olarak verelim, bir dinleyelim, daha sonra yorumumuzu yapalım. Türkiye'den yasaklansın o şey yok. Peki Abdurrahman. Roket imalatı yapan yerleri de kapatacak mıyız Allah muhafaza? Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Madem ama bu konuda havai fişek dedin de bu MÜSİAD'ın gidip orada fabrikanın patronuna moral yemeği vermesi nasıl bir... Şimdi onunla alakalı ben bir video da hazırladım onunla alakalı. Ben çünkü çok rahatsız oldum o görüntüden. Ben hemen aradım. Evet. MÜSİAD başkanını da aradım. MÜSİAD Sakarya il yönetimini de aradım. Şimdi mevzu şu abi. Ben mevzuyu anlatayım. Anlat. Mevzu şu. Önemli bu. Önemli bir konu. Çünkü MÜSİAD, MÜSİAD'ın havai fişek fabrikasının sahibi Sakarya MÜSİAD başkanı. Bir daha söyle. Sakarya İl MÜSİAD Başkanı. Yani müstakil. Sahibi. Evet, fabrikanın sahibi Coşkun Bey. Evet. Şimdi fabrika patlıyor. Fabrikada bir kaza meydana geliyor. Ve kaza gelir gelmez, MÜSİAD Başkanı
ve çevre illerden 9 tane müsiat il başkanı, Bolu, Düzce, hatta Kahramanmaraş, Elazığ, bunların hepsi toplanıyorlar ve orada kazanın olduğu yere geliyorlar. Patlama devam ettiği için ne bakanları, ne bakanlık görevlilerini, ne bu müsiat yetkililerini, hiç kimseyi alana almıyorlar. Ve bunlar değişik illerden de gelen müsiat temsilcileri oradaki yetkililere, o kriz merkezindeki yetkililerine diyorlar ki bize bir yer gösterin de abdestlerimizi alabileceğimiz bir de bir toplantı yapabileceğimiz. Çünkü biz burada mağdur olan insanlar var, işçiler var, kayıplar var, ölüm var. Biz müsiat olarak, şubeler olarak biz neler yapabiliriz diye bir kriz masası oluşturmak ve bir toplantı yapmak istiyoruz. Belediyenin yan tarafta sosyal tesisleri var. Sosyal tesislerini gösteriyorlar ve gidiyorlar, oturuyorlar. Yemek falan yok ortada. Gelen insanlara çayın yanında bir şeyler ikram ediyorlar. Toplantı yapıyorlar. Hepimizin toplantı yaptığı gibi. Evet. Burada Sakarya'daki Bursa Müsiat Şubesi bu fotoğrafı, hani müsiat olarak buradayız ve bir toplantı yapıyoruz diye paylaşıyor. 2 gün boyunca o yer açıldıktan sonra müsiatın yetkilileri fabrikanın içinde incelemelerde bulundular. Bir yardım organizasyonu yaptılar. Oradaki mağdur olan insanlara, hayatını kaybedenlerin ailelerine biraz hani ekonomik olarak da yanlarında duralım. Canı nihayetinde geri getiremiyoruz. Ama soruşturma başlatıldı. Süleyman Bey ilk olayın anından beri orada, Süleyman Soylu. Evet. Ama burada işte bak, burada basın bir şey daha yapıyor abi. Şimdi hani çok da dillendirmek istemiyorum onu ama basında bir arkadaşımız Sakarya'da, muhalif olan bir basın bu fotoğrafı o servis ediyor. Ve kendisi müsiat yetkililerine şöyle söylüyor. Ben bu fotoğrafı bu şekilde servis ediyorum ama belli ihtiyaçlarım var. Onları karşılarsanız ben bunu servis etmem diyor. Yürüyün git, yürü git diyorlar ona. Ben öyle olduğunu zannettim. Öyle bir şeyde alındığı yer belli abi. Şeyi söylemiyorum ben. Ben sadece şunu söylüyorum. Bir yerde deprem olduğu zaman, bir yerde yangın olduğu zaman, bir yerde böyle kaza olduğu zaman Allah ülkemizi, milletimizi hakikaten bu tür afetlerden, belalardan, patlamalardan, sıkıntılardan korusun. Amin. Hakikaten 2020 başladığı andan itibaren. Ama şöyle, o gazeteci arkadaşımız kimdir ben tanımıyorum. Yani benim umurumda değil de orada bir, moral yemeği, bakın orada bak, müsiat, fabrikanın sahibi orada değil, fabrikanın içinde ama, fabrikanın sahibi. Ama bak, bir müsiat temsilcisinin bu haberden sonra böyle bir ifade, bizden şunu istedi de böyle yaptık demesi ben normal orada, yani. Yok, şimdi ben buradaki müsiat yetkililerine de bunu, abi yemeyin ya, bir gün yemek için toplanmayın. Tabii. Veyahut da yemek için, abi ölmezsiniz, açlıktan ölmeyin. Yemek için toplanıyorsanız da bir zahmet oradan fotoğrafta vermeyin. Orada niye toplanıyorsun ya? Git, aynen öyle, git başka bir yerde. Yani gördün, gittin, ziyaret ettin, git başka yerde. Benim iki tarafta da bu fotoğrafı paylaşan, bu organizasyonu yapana kızdığım kadar aynı şekilde de hani ortada ölümlerin olduğu, ortada sıkıntının, daha patlama devam ediyor Adi abi. Evet. Patlama devam ediyor. Hemen sen gelmişsin, boğazın derdini. O onun derdinde, sen de siyasi rant devşirmenin peşindesin. Bravo. Nasıl Ensar Vakfı üzerinden koca bir camiayı töhmet altına bırakıp oradan da Cumhurbaşkanı'na yürümeye çalışıyorlar. Bu süreçte de müsiat üzerinden nereye yürüyorlar? Cumhurbaşkanı'na. Aynı şeyi söyleyeyim ben. Soma'daki madenin sahibi nereye, hangi mesleğe, şeyde iş adamları derneğine bağlıydı? TÜSİAD'a. Allah'ın bir kulu TÜSİAD'ın adını geçirdi mi? TÜSİAD'çılar gidip orada yemek yemedi ki. Bir şey daha söyleyeyim sana. TÜSİAD'çılar moral için oraya akın etmedi ki. Gitmediler oraya. Haksızlık etme. Gitmediler oraya. Tamam, gitmedi. Sahip çıkmak için de gitmediler. Burada bak, müsiat'ın olumlu tavrı bir iş adamı, yani bir başkanları veyahut da derneklerine bir üye olan bir adamın fabrikasında patlama çıkınca 9-10 tane il başkanının, iş adamının oraya toplanıp yanında olması güzel bir şey. Müsiat'ın buradaki tavrı güzel. Müsiat'ın o fotoğrafı vermesi kötü. Tabii. Yani mevzu bu. Ha, o fotoğrafı vermek ne kadar kötüyse, aynı şekilde o olayın patlama anından itibaren, o patlama devam ederken buradan siyasi rant devşirmeye çalışmak da aynı oranda kötüdür. Ben o konuda katılmıyorum sana. Malzemeyi vermeyeceksin. Evet. Müsiat'ın yapması gereken şey şuydu. Müsiat diyorsun. Sonra bir gerizekalı çıktı dedi. Müslüman İş Adamları Derneği'ydi. Aynen öyle. Müslümanlara dil uzatabilecek aynen kadar ileri gitti. Kardeşim, müsiat'ın yapması gereken şey şuydu. Gidip orada toplu bir şekilde, evet git, bir Fatiha oku, başsağlığı dile. Yerinde insanlarla sen bir şey yapacaksan geçip orada boy gösterme.
Ya garip kurabe varsa git ona yardım et. Bu neye benzedi biliyor musun? Bir de işin garip tarafı, fotoğrafı kim servis ediyor biliyor musun Hadi abi? Kim ederse etsin, yok, vermeyeceğim. Yok yok, hayır hayır. Bursa Müsiyat Şubesi. Bak bu neye benzedi biliyor musun? Bizim Karadenizli bir sanatçı vardı. Tabii Yusuf. Kendi şovya gittik gördük. Gittik gördük. Bak o, biz oradaydık. Az önceki senin dediğin var ya, onu yedik, buraya girdik, onunla tokalaştık, bundan plaket aldık, onu tabii ziyaret ettik. Sosyal medyayı böyle kullanırsan, böyle tabii aptal aptal kullanırsan gider o fotoğrafı da yayınlarsın. Ondan sonra da koca bir camiayı töhmet altında bırakırsın. İşte buradaki kötülük de burada. Babacığım, ama bunun yanında töhmet, bak tekrar söylüyorum, reklam yapıyor. Evet. Şimdi iddialar bu şekilde. Şimdi bu Zat-ı Muhterem'i biz dün izledik. Neler söylemiş, yani ne demiş, nasıl iddialarda bulunmuş. Şunu açıklık getireyim. Şimdi bu arkadaş bir açıklama yapıyor. Bu arkadaşa da dün biz sosyal medya üzerinden ben şahsım adına ulaşmaya çalıştım. İddialarını sormak için. Ama bir cevap alamadım. Şimdi açıklamalarına bakıyorum. Diyor ki işte 9-10 tane müsait başkanı, diğer illerdeki başkanlar toplandılar. Olay yerine gittiler. Olay yerinde patlamalar devam ettiği için bakanlar da dahil olmak üzere kimse fabrikanın içine giremediler. Külliyen yalan. Sayın bakanlarımız buraya geldiği zaman ilk fabrikanın önünde bilgi aldılar. Bir istişare toplantısı yaptılar. Daha sonra fabrikanın içine girdiler. Hatta basın toplantısını bile, açıklamayı bile fabrikanın içinde yaptılar. İkinci iddiası arkadaşın daha sonra oraya giremedikleri için belediyeden yer istiyorlar. Yani nerede otururuz, işte bir toplantı yapalım, istişare yapalım. Ve hemen yanında bulunan yerde diyor işte yetkililer, müsiyat üyeleri bir toplantı düzenlediler. Orada yemek yok diyor. İşte farklı bir durum yok diyor. Patlamayla yemek yenilen yerin, bu fotoğrafın yaşandığı yerin arasında bir 10 kilometre vardır yaklaşık. Bir ikincisi algıdan bahsediyor. Müsiyat üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza işte bir algı oluşturmaya çalışılıyor diyor. Alakası yok. Sakarya'daki basın mensupları tamamen olayın durumuyla alakalı bir haber yapmıştır. Farklı bir algı oluşturulmamıştır. Bir de ellerini avuşturarak işte asıl bir detay var diyor ve bir basın mensubunu suçluyor. Yani kendisi mi bir algı yapmak istiyor, ne yapmak istiyor? Bir isim de vermedi. Yani yaptığı açıklamalarda bir isim de yok. Hadi Özışık programında soruyor, ismin nedir filan. Bilemem falan tarzında geçiştiriyor konuyu. Yani çok farklı bir durum ortaya çıktı. Ve hala bu isim gizli saklı. Kimse bilmiyor. Sadece kendisi biliyor. Sen ne diyorsun bu iddialarla alakalı? Abi dün de zaten konuştuk. Yani dün sen oradaydın. Yani o gün mesela bakanlar geldi, içeriye giremedi mi? Orada mesela yetkililer patlama devam ediyor diye içeri giremedi mi? Onun açıklamasını yaparsan, şimdi bu arkadaşı yanlış bilgilendirmişler. Özellikle hani toplantı moral yemeğinin olduğu saatlerde, yani yapıldığı saatlere bakınca 4-5 gibi bir hava. Artık o saatlerde birazcık da hani fabrikanın içerisinde tabii ki de patlamalar devam ediyordu ama patlamanın içerisinde neler var neler yok görülebiliyor. Bakanlar gelmiş, hani bir durum tespitinde bulunabiliyorlar. Hayır, şunu soracağım. Açıklamayı fabrikanın içine yaptılar, doğru mu? Doğru. Patlamalar, ufak tefek patlamalar devam ediyordu. Açıklama bankın fabrikanın içerisinde yapıldı, doğru. Ancak dediği gibi o saatte hani şu kadar bir insanın bulamayacağı bir yer yok değildi. Yani zaten tırın kurulduğu yer, çadırın kurulduğu yer fabrika bölgesinin alt kısmında, hani oradan koordine ediliyordu. Oradan da hani bir şekilde gidip de yardımcı olabilirlerdi. Yani çok fazla bir bahaneye sarılma gerek yok. Dün de zaten yorumumu yaptım. Hani birilerini aklamak için birilerini karalamak doğru değil. Özellikle hani bir gazetecinin bu şekilde davranmaması lazım. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmemesi lazım. Eğer varsa da gazeteci olarak en doğal refleksle hareket ederek bu ismi biliyorsa ya da hani kim bu ismi işaret ettiyse onun açıklaması lazım. Yani
empati kurmak gerekirse bir camia üzerinden Cumhurbaşkanı töhmet altından bırakılıyor cümlesi kurabiliyor ama biz de belki de bu iddia doğru olabilir. Bir gazeteci bunu talep etmiş olabilir. Bir gazeteci yüzünden de Sakarya'daki bütün gazeteciler töhmet altında kalıyor. Evet. Bu da empati kurup da değerlendirmesi gereken bir şey. Biz hani konuşurken lafların nereye gittiğine dikkat etmemiz gerekir. Biz sokaktaki alelade bir insan değiliz. Nasıl siyasetçi dikkatli bir şekilde konuşmak zorundaysa ya da hani kamuya mal olmuş bir insan. Bizler de aynı şekilde. Çünkü ağzımızdan çıkacak her cümlenin, her kelimenin önemi var. Ama biz... Yani kendi adıma söyleyeyim, benden daha tecrübeli bir gazetecinin bu kadar sorumsuzca ya da birçok insanı zan altında bırakacak bu açıklamayı yapmasını hoş bulmuyorum. Biz siyasetçi değil, biz gazeteciyiz. Asıl görevimiz, birinci asli görevimiz halkı bilgilendirmek. O yüzden dediğim gibi eğer Abdurrahman Uzun bu ismi biliyorsa açıklamak zorunda, bilmiyorsa kendisine kim söylediyse öğrenip, teyit edip açıklamak zorunda. Çünkü Sakarya'da tam rakam bilmiyorum ama 50-100'e yakın basın mensubu var. Bu kadar insanı kimse zan altında töhmet altına bırakmayı yakıştıramaz, yapamaz da, yakışı da kalmaz bu durum. Evet. Ben zaten dün söyleyeceklerimi söyledim abi. Bu durum hakkında yani kendimi tekrar düşürmek istemiyorum. Gazetecilik refleksiyle hareket etmesini öneriyorum. Dün de bu konunun ardından farklı internet sitelerinde... köşeler yazıldı, haberler yapıldı. Yani inşallah kısa süre sonra bunun cevabını buluruz ve bu soru işareti de ortadan kalkar diyoruz. Dün Abdullah Karaca'nın davasının görülmesi devam edildi ve karar açıklandı. Yaklaşık 2 yıl önce Arifiye'de bulunan bir lastik fabrikasında meydana gelen olayda sendika başkanı Abdullah Karacan vurularak öldürülmüştü. Haberimizi izleyelim, daha sonra yorumumuzu yapalım. Bu gördüğümüz tablo her zaman ileriye yönelik de konuşulacak. Al çeçeri! Al bu bende, çek! 13 Kasım 2018 tarihinde Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında bir işçi tarafından öldürülmüş, işçi temsilcisi Osman B. ve sendika şube başkanı Mustafa S. yaralanmıştı. Cinayet zanlısı Sedat U. ise olay sonrası fabrikadan kaçmak isterken yakalanmıştı. Al çeçeri! Al bu bende, çek! Olayın üstünden 2 yıl geçti, Karacan davasıyla ilgili mahkeme kararını verdi. Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara çıkan davada Sedat U, Genel Başkan Abdullah Karacan'ı öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay, 2 ayrı yaralama suçundan 3'er yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada yargılanan 7 sendikacı ise Sedat U'ya karşı hürriyeti yoksun kılmaktan 3'er yıl, 4'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Niye zıplatıyorsunuz ya? Tamam sabret hacı. Karar öncesi sanık Sedat U kendisini savundu. Sedat U ifadesinde ben olay yerine bıçak gitmedim. Genel başkanla benim bir problemim yoktu. Ben diğer kişileri şikayet etme açısından üzerine memnuniyetle gittim. Olay yerinde çıkarılan üstüme başkaları koymuştur. Benim tanıklara cezaevlerindeyken müdahale etme durumum yoktur. Beni içeri zorla aldıktan sonraki süreçte ben istesem çıkabileceğim yönümde beyanlarda bulunuyorlar. Bu mümkün değil. Benim darp edildiğim raporlarda sabittir. Ben ölmemek için mücadele ettiğim takdir mahkemenindir ifadesini kullandı. Yok ya, yok. Öte yandan mahkeme kararı sonrası açıklama yapan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, mahkeme tarafından verilen kararı kendilerini tatmin etmediklerini söyledi. Tabii bunlar nihai karar değil. Demin ifade ettiğim gibi yine istinaf mahkemelerinde kesinlikle itirazımız olacak. Aynı şekilde Yargıtay süresi de devam edecek arkadaşlar. Süreç, mahkeme süreci şu ana kadar burada Adapazarı Adliyesi'ndeki mahkeme süreci bitmiştir.
Bu saatten sonra istinap mahkemeleri olacaktır. İstinaptan sonra da Yargıtay süresi devam edecektir arkadaşlar. Bu karar bizi tatmin etmemiştir. Onu da belirtmek isterim. Türkiye'de bir öncülük yapıyoruz. Bizim... Evet, 13 Kasım 2018 tarihinde Arifiye'de bulunan bir lastik fabrikasında meydana geldi olay. Genel Başkan, Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan vurularak öldürüldü. Dün görülen davada sonuçlandı. Dava sonucunda sanık Sedat U 3 ayrı suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Görüntülerde de, güvenlik kamerası görüntülerinde de izliyorsunuz. Ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Yorumun nedir? Abi aslında o süreci sen daha iyi biliyorsun. Hatta bu şu an izlediğimiz görüntüleri de ilk ortaya çıkaran kişi de sendin. Tamamen davanın seyrini değiştirmişti. Evet. Davanın seyrini değiştirmesinin yanı sıra hani Sedat Uzunlar'ın söylediği birçok şeyi nasıl diyelim sağlamasını yapmıştı aslında. Orada hani bir darp edilme durumu vardı, içeri zorla sokulma durumu vardı ve sonrasında hani silahın ateşlenme sesi ve kaçış şu an gördüğümüz gibi uzun da bir süreçti. Belki de bu görüntüler olmasa kendini savunamayacaktı. Doğru. Kendini savunamayacaktın yanı sıra şu an hatta dava bitmiş. Şu an içeride daha uzun yıllar yatacağını düşünüyorduk. En azından biz böyle öngörüyorduk. Ya bu da hani senin adına bir habercilik başarısı. Tebrik etmekte fayda var. Teşekkürler. Şimdi Adapazarı'ndaki süreç, yani Sakarya Mahkemesi'ndeki süreç bitti. Bundan sonra hani Yargıtay'a kadar gidecek iki aşaması daha var. Ben biraz daha indirim alacağını düşünüyorum. Yargıtay'ın bu kararı bozacağını düşünüyorum. Şimdi birkaç uzman kişiyle görüştüğüm zaman da hemen hemen bunu söyler. Şimdi hani kamyon mali olmuş bir insanın, hani Lastik İş Genel Başkanı'nın bu şekilde... Daha az mı ceza alır yoksa cezası mı artar? Daha az. Yani sonuçta... birazcık da burada kamuoyu baskısından kaynaklı olarak bu karar çıktı. Bu karar 2x kişi arasında gerçekleşmiş olsaydı Sedat Uzunlar'ın ceza almama durumu bile vardı. Çünkü orada hürriyeti yoksun kılmak ve nefsi müdafaa gibi iki önemli etken var. Evet. Dün mesela sevgili Zafer Tokuş'ta hani patronumuzla bir konuşma gerçekleştirdik. Bir örnek verdi. Serdivan'da kocasını ütüyle boğup öldüren ütü kablosuyla boğup öldüren bir kadın ceza almadan, nefsi müdafaadan yargılanmadan kurtuldu. Sebebi ise hani kocası şiddet uyguluyor ve hani hayatı tehlikesi söz konusuydu. Nefsi müdafaaya girdi. Aslında hani ağır suçlarda emsal çok gösterilmez ama bu tarz bir durumda da baktığımızda hemen hemen bir fikir oluşturabiliyor. Gerek bizlerin, gerek ekranları başındaki izleyenler nezdinde. Yani bir nefsi müdafaa var açık açık. Hani kaçmaya çalışan bir insanı tutup zorla içeri sokuyorsunuz. Sonrasında ise hani... Birden fazla kişiyle. Yani 7 kişi, cezalandı 7 kişi. Zorla içeri sokuyorsunuz ve sonra kendi tabancanızla vuruluyorsunuz. Evet. Burada baktığımız zaman zaten hani böyle bilirkişi, uzman vesaire gibi... Durumları göz ardı edersek hani bir vatandaş gözüyle de baktığımız zaman bazı şeyler oturuyor. Güvenlik kamerası dediğim gibi bir kez daha tebrik ediyorum. Olmasa belki de çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Bu görüntülerin sonucunda da 2-3 kere ben ifadem alındı. Görüntüleri nereden bulduğum konusunda. Sıkıntılı bir süreç yaşamıştım o dönemde. Onun bitti diyebiliyorum. Evet. Geçenlerde de çünkü bir muhabbet olmuştu. Yani şimdi baktığımız zaman bir sendika ile ilgili orada fabrikada sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Hani bir anlaşmazlıklar olduğunu biliyoruz. Sedat Uzunlar'ın da hani hakkını birkaç kişiye nasıl bir tiptir hani bu tarz bir maili var mıdır diye sorduğumuzda gayet sakin, kendi halinde olan, sevilen bir insan olduğunu ifade ediyorlar. Evet. Ya tabii ki de takdir Sedat Uzunlar'ın son söylediği cümle gibi mahkemeden sonra yani Yargıtay'a kadar gidecek. Bakalım nasıl bir süreç alacak ama varsa hatalıların cezası kalmaması, suçların cezası kalmaması öyle de bir durum varsa hani masumların da bir an önce dışarı çıkmasını temenni ederim. Şu an biz de herkes gibi sadece süreci takip edebiliyoruz.
Evet, bundan sonra bakalım yargıda son durum ne olacak bu konuyla alakalı. Evet, dün Sapanca Kurtköy mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Haberimizi izleyelim. Tem otoyolu Sapanca mevkiinde seyir halindeyken arıza yapması sonucu orta şeritte kalan tıra aynı istikamette giden maske yüklü tırın çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Abi hoş geldiniz. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri kontrollü olarak ulaşımı sürdürürken maske yüklü tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yok. 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiği tespit edilirken diğer tır sürücüsü hafif yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası yola savrulan maske ve tıbbi malzemeler yapılan fizik çalışmalarının ardından kaldırıldı. Polis meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Evet, dün Sapanca Kurtköy mevkisinde Tem otoyolu Kurtköy mevkisinde yaşandı bu olay. Orta şeritte arıza yapan bir tıra aynı istikamette giden maske yüklü tırın çarpması sonucu tır şoförü olay yerinde hayatını kaybetti ve diğer tır şoförü de yaralandı. Yani facia gibi bir olay. Evet, bir anlık dikkatsizlik sonucu. Evet. Buradan Allah'tan rahmet dileyelim hayatını kaybeden vatandaşımıza. Evet. Diğer bir haberimize geçelim. Suç örgütlerine operasyon, Kocaeli'de düzenlendi operasyon. Operasyonun başlama yeri Kocaeli ve 4 ilde devam edildi. Sakarya da var bu iller arasında. Toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Farklı konularla gündeme geldi bu operasyon. İşte araç gasp etme, işte çek, senet. Haberimizi izleyelim, daha sonra yorumumuzu yapalım. Kocaeli'nin Baş İskele ilçesinde ÇT'nin aracının durdurularak kaçırıldığı, zorla bir depoda tutularak darp edildiği, eşyalarının gasp edildiği ve zorla senet imzalatıldığı bilgisi üzerine Kocaeli Asay Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişilere de senet imzalattıkları belirledi. Bunun üzerine Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 372 tabanca mermisi, elektroşok cihazı, kişilere zorla imzalatılan senet ve beyannameler ile bir miktar Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon sürecinde yakalanan ve hakkında 8,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F'ye cezaevine gönderildi. Evet, Kocaeli'de başlayıp 4 ile sıçrayan bu operasyonun detayları şu şekilde. Bir vatandaşın aracını durdurarak kaçırıldığı, zorla bir depoda tutularak darp edildiği, eşyalarının gasp edildiği ve zorla senet imzalatıldığı bilgisinin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla
10 şüpheli 4 ilde gözaltına alındı. Konuyla ilgili gözaltı sonrası bu olayın sadece bu olaya ait olduğu değil, farklı olaylardan dolayı da bu operasyonun yapıldığı belirtilmiş. Evet, yine emniyetin bir başarısı var. Tebrik etmekte bir kez daha biz buradan tebrik edelim. 4 tane il, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Kocaeli'de. Yani yakın iller zaten, baktığımız zaman da konum olarak da. Emniyet zaten son zamanlardaki bu başarılı operasyonlarıyla dikkat çekiyor. Bundan önce de birkaç büyük operasyonda bulundu, birkaç çete çökertildi. Birçok suçlardan karma şekilde söylüyorum. Birazcık daha teknoloji ilerlemesiyle birlikte bu insanların tespit edilip yakalanması daha da ivedi ve çabuk oluyor. Buradan emniyet teşkilatımızı bir kez daha kutluyorum. Evet, milletimizin huzuru adına yapılan bu operasyon için biz de teşekkürlerimizi iletelim. Bir diğer haberimize geçelim. Konut satışları. Konut satışları bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda konut satışlarında faiz oranları ciddi anlamda düşürülmüştü. Türkiye İstatistik Kurumu da konut satışları ile ilgili bir veri paylaşmış. Haberimizi izleyelim. Daha sonra devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,7 artarak 190.012 oldu. Açıklanan verilere göre Doğu Marmara bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Haziran ayında konut satışı Kocaeli ilinde 4.886 konut, Düzce'de 1.051 konut, Bolu'da 869 konut ve Yalova'da ise 1.255 konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre 2020 yılı Haziran ayında Sakarya ilinde 2.935 konut satıldı. Açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl aynı dönemde Sakarya'da 970 konut satılmıştı. Konut satışlarında bu yıl artış yaşandığı görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre %38,1 azalarak 1664 oldu. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre konut satışları geçtiğimiz yılı oranla %200 artarak ciddi bir anlamda artış meydana gelmiş. Sakarya'da bu rakam ise geçtiğimiz yıl Haziran ayında 970 konut satılırken bu yıl yaklaşık 2.935 konut satılmış. Ancak, ne diyeceksin, pandemi sonrası ciddi anlamda bir satış ortaya çıkmış. Aslında hani bu konutların nerelerde satıldığına bakmak lazım abi. Hani bu süreçte birçok kişi ekonomik olarak zorlanırken bu rakamın nasıl ortaya çıktığı merak konusu. Benim kafama şu geliyor. Artık insanlar şehirden çok kırsal bölgeye hareket etme konusunda bir refleks geliştirdiler. Hani birazcık daha şehir dışı, şu an hani semt olarak örnek olarak söylüyorum ama Pamukova'dır, Geyve'dir, evet, Akyazı'dır, Hendek'tir. Biraz daha kırsallara, köy dediğimiz hani köy hayatına mı geçiş yapıyorlar? Çünkü hani bu geçtiğimiz 3-4 ay insanlar için ekonomik anlamda çok zorlu geçti. Bu hani büyük ölçekli firmalarda en küçük ölçekli firmaya kadar. Evet. Ama yani rakam yalan söylemez tabii ki de. Ben yani bunu... bu rakamların artmasının sebebi de geçtiğimiz aylarda biliyorsun enflasyonda yapılan düzenlemeler sonrası bankaların faiz oranını ciddi anlamda düşürmesinin ardından bu tablo ortaya çıkmış. Ya, tabii o, ama baktığımız zaman hani ben %60-%70'inden çok birazcık daha şehir dışı ya da bahçeli diye nitelendirebileceğimiz evler olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar korona ve pandemi sürecinde şunu çok iyi gördü. Nefes alacak bir yeşillik, kafanı sokacak artı bir odadan daha önemli olduğunu, gerçeğini gördü. Küçücük balkonlarda insanlar yaşamaya çalışırken köylerde ya da bahçeli yerlerde insanlar nasıl rahat bir şekilde hareket ettiklerini gördüler. Evet. Bu konuda da hani bir kez daha ders almış olduk. Sosyal alanı daha çok tercih ediyorlar. Evet,
Vaka sayıları, istersen sen vaka sayılarını açıkla. Abi uzun bir süre sonra vaka sayıları 33 gün sonra düştü. Hep burada bunu konuşuyorduk. 1000 ve altına düşmesini bekliyorduk. 992 oldu 33 gün sonra ve bu 1 Haziran'dan sonra olması bizim için sevindirici. Çünkü bundan galiba 1 Haziran'dan önceydi ya da 1 Haziran haftası gibiydi. Yeni normal süreç başlamadan önce bir 1000'in altına düşmüştü ancak sonra artmıştı 1800-1900'lere kadar. Sonra yine bir yavaşlamaya başladı. Şu anda 992 dünkü vaka sayısı, vefat sayısı ise 20. İyileşen hasta sayısı 1049 dünkü rakamlarda. Toplam yoğun bakım sayısı, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 1204. Entübe hasta sayısı da 396 oldu. Vefat sayısı ise dünkülerle birlikte 5402 olarak kayıtlara geçti. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası. Yani vaka sayısındaki düş tabii ki de sevindirdi. Ancak şeyde bakanımız bu ara çok tatlı bir mizah kullanıyor. Çok tatlı bir dil kullanıyor. Onu da buradan tebrik edelim. Hani bazen oldukça da gülüyoruz. Artık şaka yolu da insanları bilgilendirme gayreti içerisine düştü. Gerçekten yani ilk baştaki süreçten itibaren çok önemli bir özveriyle çalıştı. Temkinli olmaya devam edelim. Ayrıca hani öndeki notlarda da var. Çok önemli. Yayına girmeden önce de güzel bir haber almıştık. Koronavirüs aşısı tarihi açıklandı. 27 Temmuz'da başlıyor gibi bir haber vardı Ulusal'da. Evet. Dersen onunla ilgili bir haberimizi okuyalım. Dünya çapında 13 milyondan fazla insana tespit edilen koronavirüsüyle mücadele kapsamında birçok ülke aşı ve ilaç çalışmalarına devam etmişti biliyorsun. Hı hı. Amerika'da da testleri devam eden bir üniversitede müjdeli haber geldi. Moderna Üniversitesi'nde COVID-19 aşısının insanlar üzerinde denenen birinci fazının başarılı geçtiğini duyurdu ve takvimi açıkladı. 45 gönüllü üzerinde denenen mRNA 1273 isimli aşıyı geliştiren Moderna isimli şirket müjdeli haberi verdi. Bu da artık bizim birazcık daha bundan sonraki süreçlerde rahat hareket etmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. En kritik süreç başlıyor açıklaması da var. Haziran ayında Moderna 100 mikrogramlık dozun etkili olabileceğini açıklarken Moderna olarak yılda 500 milyon doz üretip dağıtmaya hazırız. Bu sayısı 1 milyar doza da çıkabilir açıklamasında bulunmuş. Hı hı. Yapılan açıklamada 27 Temmuz'da 30 bin insan üzerinde aşının son fazı gerçekleşecek. Bu test aşamasında kullanılan dozajın koronavirüsüne karşı yeterli olup olmayacağı incelenecek denilmiş. Yani yaklaşık kaç ay oldu? 7-8 ay oldu. Yani 27 Temmuz sonrası tam sonuç elde edilecek. 7-8 aydır bu haberi bekliyorduk. Zaten uzmanların da beklentisi bu yöndeydi. Çabuk olunamayacağı hani en iyi ihtimalle Aralık Ocak gibi düşünüyordu ama biraz erken oldu. Bu konuda da tebrik etmek lazım. İnşallah oradan olumlu sonuç alırız. Çünkü bu musibeti biz aşı olmadan yenemeyeceğiz belli ki. Dünya genelinde hani biz ne kadar bu son süreçte iyi mücadele etsek de dünya genelinde olan bir problemden bahsediyoruz. O yüzden aşı olması, aşının en azından bulunmuş ve 27 Temmuz'da teste başlanacak olması oldukça bizim için sevindirici bir haber. Evet, vaka sayılarıyla programımızın sonuna geldik. Son sözlerini alayım. Yine güzel bir program oldu abi. Evet. Teşekkür ederim sana da. Ekranları başındaki izleyenlerimize de teşekkür ederim. Bizleri takip edip mesaj atan birçok kişiye. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim kendi adıma. Sonra da sözü sana bıraktım. Ben de sana teşekkür ediyorum. Evet, bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı. Tekrar hatırlatmak gerekirse biz de darbe girişiminde şehit olan ve gazi olan vatandaşlarımıza rahmet ve minnetle anıyoruz. Programımızı da yine aynı görüntülerle kapatacağız. Yarın aynı saatte bu ekranlarda olmak dileğiyle diyoruz. İyi günler. İyi günler.